Bu derste bambaşka bir uygulama yapacağız sizinle birlikte. Bu derste kullanıcılarımızın araba kullanmasına ne kadar vakti olduğunu gösteren bir uygulama yapacağız. Bu uygulamaya giren kullanıcımızın eğer ehliyeti ve arabası varsa ekrana araba kullanabilirsin yazdıracağız. Eğer kullanıcımızın ya ehliyeti ya da arabası varsa yani içinden sadece bir var. Ehliyeti varsa arabası yok. Arabası varsa ehliyeti yok. Yani ikisinden birisi varsa araba kullanmana çok az kaldı yazdıracağız. Çünkü atıyorum kullanıcımızın ehliyeti var ama arabası yok. Yani araba alsa araba kullanmaya başlayacak. veya ya yani kullanıcımızın arabası var ama ehliyeti yok. Yani ehliyet alsa araba kullanmaya başlayacak. Bunun için bu kullanıcımıza da ekrana araba kullanmana çok az kaldı yazdıracağız. Eğer bunların hiçbiri yoksa yani kullanıcımızın ne ehliyeti var ne arabası var. O zaman daha araba kullanmasına çok zaman olduğu için daha çok zaman var yazdıracağız. Bu örnekte dikkatin çekmesi gereken iki tane parametre var. Birincisi kullanıcımızın ehliyetinin olup olmaması, ikincisi ise kullanıcımızın arabasının olup olmaması. Ayrıca bunları fark ettiysen ve ve veya mantıksal operatörleriyle bağlamışız. Şimdi bunu kola dönüştürdüğümüzde ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Bu derste ve ve veya mantıksal operatörlerini göstereceğim size. İlk önce bu ehliyet ve araba durumlarını değişken içine kaydetmemiz lazım. Bunun için iki tane değişken oluşturabiliriz mesela. Bu değişkenlerin türü de boolean olsa çok mantıklı olur bence. Çünkü ilk değişkenimiz mesela araba değişkeni olabilir. Ve eğer kullanıcımızın arabası varsa bu değişkenin değeri true olur. Eğer kullanıcımızın arabası yoksa bu değişken değeri de false olur. Bu şekilde kullanıcımızın arabası olup olmadığını kaydedebiliriz. İkinci durumumuz ise kullanıcımızın ehliyetinin olup olmadığı. Bunu da aynı şekilde bir boolean değişken türünde ehliyet adında kaydedebilirim. Eğer ehliyet değişkenimiz true ise kullanıcımızın ehliyeti vardır. Eğer ehliyet değişkenimiz false ise kullanıcımızın ehliyeti yoktur gibi düşüneceğiz. Yani şu anda kullanıcımızın ne arabası var ne de ehliyeti var. Şimdi gelin bunları kontrol edelim. İlk kontrol edeceğim şey kullanıcımızın hem ehliyetin hem de arabası olduğu durum. Bu durum sonucunda kullanıcımıza araba kullanabileceğini söyleyeceğiz çünkü. Bunun için bir if durumu oluşturacağım ve parantez açıp ilk önce burada gördüğünüz gibi ehliyetin de olması lazım. Yani ehliyet değişkenim eşit eşit true olması lazım. Ayrıca arabasının da olması lazım. Yani araba değişkenimizin de true olması lazım. Süslü parantezimizi de açalım. Şimdi bunları yazdık. Şu anda bir tane eksiğimiz var. Bu aradaki V kelimesi. V kelimesinin kodlamadaki karşılığı Shift ve Alt tuşlarına basınca ortaya çıkıyor. Shift ve Alt'ı. Bir kere bastık, bir kere daha basıyoruz. Bu işaret yani iki tane birliktelik işareti kodlamada ve anlamına geliyor. Yani ehliyet eşteşit turu olacak yani kullanıcımızın ehliyeti olacak ve araba eşleşit turu olacak yani kullanıcımızın arabası olacak. Bunlardan biri bile false olursa bu if durumu çalışmayacak. Şimdi göstereceğim ne demek istediğimi. Şu anda bu durumda kullanıcımıza araba kullanabilirsin diyeceğiz. Bunun için bir tane console.writeline kullanacağım. Araba kullanabilirsin. Şimdi kodu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi hiçbir çıktı almadım. Çünkü ne ehliyetim doğru yani turu ne de arabam turu. Eğer arabayı turu yaparsam yeniden kodu çalıştırıyorum. Yine bir çıktı alamadım. Çünkü ehliyetim false. Gördüğün gibi ikisine doğru olması lazım. Ehliyeti de turu yapacağım. Ve bu sefer kodu çalıştırdığımda Gördüğünüz gibi bana araba kullanan birisi mesajını sonunda verdi. Yani burada şu önemli: V kullandığımız zaman buradaki bütün koşulların gerçekleşmesi lazım. Bunlardan biri bile yanlış olursa bu ifade gerçekleşmeyecek ve buradaki kod çalışmayacak demek. İkinci durumumuzda kullanıcımızın ehliyetinin veya arabasının olması lazım. Yani bu iki durumdan sadece birinin gerçekleşmesi yeterli olacak. Bunda yine aynı durumu ve aynı değişkenleri kontrol ettiğimiz için tekrardan if kullanmak yerine else if kullanarak kontrol edeceğim. Bu sefer yine aynı şekilde gördüğün gibi ya ehliyeti olacak ya da arabası olacak. Bunun için yine aynı şekilde ehliyet eşit eşit turu yazacağım ve araba eşit eşit turu yazacağım. Burada kullanmadığımız işaret ise veya işareti. Veya'nın da kodlamadaki karşılığı iki tane dik karakter oluyor bu dik karakterlere küçük tur tuşuna ve alt gereye basarak ilk yere basarak elde ediyoruz. İki tane dik karakter ve anlamına geliyor. Yani ya ehliyet turu olacak yani ya kullanıcımızın ehliyeti olacak bu kodun çalışması için ya da araba turu olacak. Bunlardan biri bile doğru olsa buradaki kod çalışacak. Şimdi buradaki çalışacak kodu yazalım. Bu sefer de ekrana araba kullanmana çok az kaldı yazdıracaktık. Aynen böyle. Şimdi bu sefer kodu arabası varken ama ehliyeti yokken çalıştıralım yani araba turuyken ehliyet falseken çalıştıralım. Çalıştırdım ve gördüğün gibi araba kullanmana çok az kaldı yazdırdı. Çünkü şu anda kullanıcımızın arabası var ama ehliyeti yok yani ehliyeti alsa araba kullanmaya başlayacak. Aynı şekilde ehliyeti olsun bu seferde ama bu sefer de arabası olmasın diyelim. Yeniden kodu çalıştırıyorum ve gördüğün gibi yine araba kullanmana çok az kaldı yazdırdı. Çünkü bu sefer de bu koşul doğru. Yani ehliyet true şu anda. Fakat ikisini de false yaparsam bu sefer tabii ki de hiçbir şey yazmayacak. Çünkü buradaki hiçbir doğru değil. En az bir tanesinin doğru olması lazım. Çok güzel şu anda bu ikisini gerçekleştirdik. Son olarak eğer hiçbiri yoksa araba kullanman için daha çok zaman var yazdıracağız. Bunu da else kullanarak yapacağız else demek bildiğiniz gibi bunların hiçbir doğru değilse üsttekilerin hepsi yanlışsa kesin olarak ben çalışacağım diyor. Bu durumda araba kullanmana daha çok var yazdıracağım. Tamamdır. Şimdi kodumu çalıştırıyorum. Şu anda ne ehliyetim var ne arabam var. Yani ikisi de false. Ve gördüğün gibi ifim de else ifim de doğru olmadığı için else kodum çalıştı. Yani araba kullanmana daha çok var yazdırdı. Mantıksal operatörler de böyle. Ve operatöründe burada girdiğimiz iki koşulun da doğru olması lazım. Ve operatöründe burada girdiğimiz bir tane koşulun doğru olması yetiyor.